Vay. Fiyatı nedir bunun? Evet biraz benzedi. 1000 TL aslanım. 1000 TL. Aa evet. Uygun fiyat. Evet, uygun. Sanki o ağaçla bu kanepenin ayakları... Sude'nin dediği gibi biraz eksik galiba. Hmm. Kalmış galiba cinası mı? Ne bileyim tamamlanmamış bir şey var bence. Eksik, yarım kalmış diyorsun. Bir şey var. Aslanım sözünüzü şey. Kesiyorum estağfurullah, ama tabii. Bunlar... Arkadaşlar hiçbir şey araştırmamışlar, etmemişler. Hepsini kontrast yapmaya çalıştım. Sanırım bilmiyorlar. Yani boş yapıyorlar yani, boş konuşuyorlar. Şöyle söyleyeyim, ampullerin de ucuz ampullerden sanırım. Hayır, en pahalısından aldım. En aydın en pahalısını görmemişsin sen. Çünkü onlar normal standart düz avizenin lambaları yani. Onun şey ne olabilirdi yani. Mesela oraya? Daha sen olsan ne koyardın oraya? Desenli ampul koyabilirdin oraya. Desenli mi? Şekilli olanları var aslanım onların. Desenli değil de. Damla şeklinde değişik ampuller. Evet, uzayan bir şekilde. Bana geldiğinde gösterdi. Unutturma bana. Bana geldiğindeki avizede mesela böyle bir uzantı. Ama o da buraya biraz spor tarzı olduğu kesinlikle için... Kesinlikle bence de gitmez. Biraz klasik kaçabilirdi o ampuller. Sen ne ben kesinlikle yani nasıl bir ampul hayal ettim buna? Yani bu ampullerin biraz daha şekilli olanları var. En azından şöyle hani ortadan yukarı doğru açılanlar var. Direkt top top şeklinde değil de daha kaliteli avize şeyler var, lambalar var. Onlardan kullanabilirdi. Bunlar ucuz ampul şimdi. Hayır, asla ucuz ampul. Kaç para bunların tanesi? Vallahi merak ettim. 180 TL. Epey olmuş. 180 TL. Ucuz değil yani, mi? Pahalı değil mi? Evet. Yani bilemedim ama. Ötekiler kaç para? Ötekiler yani kaliteli ampullerden evet. Bahsedersek 500 TL falan oluyor. Ay çok oluyor o yani 500, 1,5, 2,5, 3. Ay sadece 3000 TL ampule mi verecek bu kız? Avizeyi almış zaten. O evini alsın kaç ben de alacağım aslanım. Kaç paya alsın? Benim evimde var. 1000 TL avize. Alabilirsin, tamam. Alabilirsin. Evine rahatlıkla alabilirsin. Ay, ayrıca o ampuller ya. Yani 10 tane almana gerek yok sonuçta. Tamam o bizden bu ama 500. Onun daha uygunlarını da mal etmek istiyorsan edebilirsin. Sonuç olarak kalite güzel. Güzellik gösteriyor. Güzellik de illaki pahalı olmasına gerek yok. Daha uygunlarını da bulabilirsin. Nasıl gerek yok? 500 TL dedi. Ucuz diye, ucuz ampul mü diye kendin söyledin. Ama ucuz ampullerden bunlar hayatım. Yani görünüş daha, olarak evet. Ucuz anlamında söyledim. Sen ampul uzmanısın galiba. Hayır tabii ki de değilim ama ışığımın parladığını her yerden gösteriyorsunuz siz. Tabii ki. Ay be. Ben şu an hala senin dediğin ampulü hesapladım. 3000 TL ampule verirsek. Avize zaten 1000 TL ya. Eskiden avize pahalı, ampul ucuz olurdu. Ne olmuş ya bu ampuller? Ben vermem aslanım. Sen bir ampulsün, kendine gel. Vermem. Odada niye hiç saat yok? Saat yok, evet burada haklısınız. Saat almadım. Gerek de duymadım aslında. Artık telefonlardan falan baktığımız için gerek duymadım. Halı çok uymuş bak. Halıya laf söyletmem. Evet, halı güzel. Kabul edin. Evet. Bakayım. Halı güzel. Şu an... Etmeyecekler de ben dedim diye etmişlermiş gibi yok, yapıyorlarmış. Şu an çok tutulan bir halı. Yani güzel. Ne deniyor eve çok yakışıyor. Tutulan halının tarzı bukle. Var mı? Bukle. Bukle. Bukle deniyor. Evet. Bukle halı. Fiyatı ne bu bukle 2900 halının? 2900 TL. 4 metrekare mi bu? 4 metrekare. 2900 TL. Evet güzel. Bu parkenin tonlarına acayip uymuş. Kesinlikle. Evet. Evet burası ahşap. Krem tonlarında. Evet. Spor bir salon. Duvar renklerin bu inşaattan herhalde değil mi? Hayır, biz boyattık. Siz boyattınız. Evet, anladım. Ben seçtim. Mesela bir duvarın şu televizyonun olduğu duvarı bir böyle bir koyu yapsan daha böyle farklı olmaz mıydı? Şöyle çıta uygulaması yapacaktık aslan. Öyle düşündük ama yetişmedi. Ama bak güzel olabilirdi evet. Mesela işte fonlarının tonunda evet, örneğin o şekilde çok güzel olmaz mı? Evet, evet çok daha iyi. Fonlar iki mesela böyle o zaman aplik bir oldu. Evet, tablo. Evet. Ya da şey tablo yerine şeyler de var ya TV ünitesiyle bütünleşmiş parçalar raf. Oluyor raf gibi. Onlardan koyup en azından orada bir renk katabilirim. Hareket. Evet bir hareket isterim. Yani çok hareket çok istemiyorum dediğim gibi. Sadece bir çıta uygulaması daha iyi olabilir benim için. Harika spreylemişsin. Bunların evet. Yeri neresiydi? Yemek masasıydı değil evet, mi? Evet, evet Aslı Hanım. Ama burada da çok güzel durdu. Arada değerlendirmişsin. Değiştir arada, değiştir. Evet, değiştireceğim Aslı Hanım. Benim annem oturma odasına alırdı salon şeye, misafir odasına misafiri şeye. Böyle değiştirmeyi çok severiz. Siz de değiştirin evlerinizi tamam, ya. Tamam aslında. Böyle biraz hani enerji gelir insana evet, değil mi? Evet ben de ondan bahsediyordum. Ben de sık sık yapıyorum. Değiştiriyor musun mobilyaların yerlerini? Benim L koltuğum var. Evet. Bir oraya alıyorum bir buraya alıyorum. Evimde neresi hoşuma ay, geçen giderse. Geçen hafta gördünüz mü bizim bir gelin L koltuğunu böldürmüş. Böldüğü de yere de kol taktırmış cırt cırtlı. Evet. Benim de öyle. Sen de böyle yaptın. Evet çok seviyorum. Aferin ya. Yani onu dönüştürmüş aslında. Çok güzel bir şeydi. Evet.
Özellikle eklemek istediğiniz bir şey var mı? Prizler çok alakasız Aslı Hanım. Priz. Odayla hiçbir bağlantısı yok. Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi kiracıyım. Ev sahibi kendi yaptırmış, onu değiştirmemizi istemedi. Bu konularda evet. Ya evet ama çok rahatsız etmiyor ya periz. Bence de çok rahatsız etmedi. Ha, çok alakasız da değil yani. Ha? Bu arada perden, fon perden orada petekle sıkıştırmış ve kötü bir görüntü oluyor. Onu böyle bağlama veya ne bileyim tutturma gibi. O zaten bağlıydı, ben açtım. Çok böyle öyle yani şık bir petek, tarza dönüşüyor. Koltuklarımla falan uyumlu olmadı. Ben açtım. Petek sıkıştırmış ama kötü bir görüntü olmuş bu tarafta. Beni rahatsız etmiyor. Bu taraf güzel ama bu tarafta kötü bir görüntü var. Perdeler de biraz kırışık sanırım. Değil. Yeni yıkandı ve ütülendi. Kırışık gibi duruyor. Ay. Ondan söyledim. Biz ne kırışıklar gördük ya. Bu onun yanında jilet. Vallahi. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi spor bir tarz kullanıyorsun ya işte kanepelerin, avizden hep bundan bahsediyorsun falan ama perdeler simli. Simli değil. Simli mi? Hayır, ya, simli değil. Çok parlıyor. Ben hayır, görüyorum bayağı. Desenli galiba. Uzatsana bana ablacığım. Tabii Aslı Hanım, buyurun. Bakayım, aşkım floşlu bu. Benim elimde simli bir şey bulamaz. Öyle mi? Floşlu evet. Bu. Bak bunlar var ya harika bir de kırışmıyor biliyor musun? Işıktan o zaman bayağı nemle parlıyor. Çıkar. Makineden as bunu çat diye. Hiçbir şey olmaz. Floşlu bu. Anladım. Işık vuruyor ya bizim ışıklar. Gözüme böyle parladı. Bence artık buradan ben sizi mutfağa göndereyim. Olur Aslı Hanım. Sude'cim iyi misin canım? İyiyim. Sanattan da bahsettin. Evet. Harikasın. Mutfağa gidelim mi canım? Olur, geçebiliriz. Geçelim. Oldu, biz mutfağa geçelim. Kontrast nedir diye sordu. Perdelerini gösterdi, avizesini gösterdi. Ya benim bir evime gelse kontrastın ne olduğunu çok daha iyi anlayacak. Ki bence kontrast cümlesinin ne anlama geldiğini de bilmiyor. Benim evim spor, sade. Ben gösteriş meraklısı bir insan değilim. Ama o gösteriş meraklılarının evlerini görüyorum.